Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz yine programımıza. Bilge Hazinem programındayız. Yine çok tatlı yarışmacılarımız var. Onlar yarışacaklar. Üç arkadaşımız çok hızlı davranacaklar ve her biri bir kitaba ulaştıracak bizi. Bunu ne kadar zamanda yaptıklarını da programın sonunda görmüş olacağız. Ama ellerinden geleni yapacaklar. Üç tane arkadaşımız var dedik. Onlar yarışacak dedik. Hızlı da olmaya çalışacaklar ama onlar kim? Kısaca tanıyalım dilerseniz. Seslerini bir duyalım. Ezel var, Meryem var, Rüveyda var. Öncelikle üçünüz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sırayla sizi kısa kısa tanıyalım. Olur mu? Olur. Sonrasında çok kısa bir görüntümüz var programımızı şöyle hızlıca hatırlamak için, nasıl bir yarışma olduğunu görmek için. Ardından da sırayla üçünüzle yarışacağız. Ama biraz konuştukça, sizi tanıdıkça, sohbet ettikçe de heyecanınız azalacak. Çünkü ne kadar heyecanlı olduğunuzu şu anda görüyoruz. Ezel, seninle başlayalım mı? Seni tanıyalım mı? Kalkmana hiç gerek yok. Oturduğun yerden rahat rahat anlat kendini. Merhaba, benim adım Ezel. Soyadım Okay. 9 yaşındayım. 5. sınıfa geçiyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Harikasın. Kitap okumayı çok seviyorsan kitaplarla alakalı biraz sonra, senin yarışman başlamadan önce biraz kitaplarla ilgili konuşalım. Bildiklerini bize de aktar. Biz de öğrenelim, paylaşalım. Olur mu Ezel? Olur. Peki. Meryem'ciğim, seni de tanıyalım kısaca. Benim adım Meryem. Soyadım Badur. 2009 doğumluyum. 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Kitap okumayı çok seviyorum. Harikasın. Seninle de kitaplarla alakalı o zaman sohbet edelim, tamam mı? Tamam. Sen de bildiklerini bize biraz sonra anlat. Rüveyda, seni de tanıyalım. Merhabalar. Benim adım Rüveyda Gül. Soyadım Demir. 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçeceğim. Kitap okumayı çok seviyorum. Çok güzel. Bunu duyduğuma da ben çok mutlu oluyorum. Seninle de kitaplarla ilgili o zaman konuşalım, tamam mı? Tamam. Anlaştık. Şimdi bir göz atalım, bakalım Bilge Hazinem nasıl bir yarışma. Şöyle hızlıca bir görelim, hatırlayalım. Sonra dönünce de arkadaşlarımızla yarışmaya başlayalım. Evet, şimdi artık yarışmayı başlatabiliriz. Ezel'le başlayacağız. O yüzden yanıma gel bakalım. Biraz konuşalım. Sonra senin yarışmanı başlatalım. Heyecanlı olduğunu biliyorum diğer arkadaşların gibi. Evet. O yüzden çok da fazla seni oyalamayacağım ama kitaplarla ilgili de bildiklerini anlat istiyorum. Nasıl seçersin kitaplarını mesela? Böyle sevdiğim, bana göre kitapları seçerim. Nasıl karar veriyorsun sana göre olduğuna? Mesela kıyafetine bakıyorum. Kaç yaş olduğuna bakıyorum, adına bakıyorum. Hı-hı. İlk başta açıyorum, kitap şeyde değilse açıyorum kitabı, içine bakıyorum, bana göre ise alıyorum. Peki, yaş aralığı bazı kitaplarda yazıyor dediğin gibi ama bazılarında yazmıyor. Evet. O zaman da diyorsun ki kitabın isminden, kitabın tarzından, görüntüsünden bir de açıp birazcık da okuyunca anlıyorum, seviyorsam alıyorum diyorsun. Evet. Peki, kitaplarını genellikle kendin mi seçiyorsun yoksa annen baban da sana kitap alıyor mu bazen? Yani en çok ben seçiyorum. Peki, çok kitabın var mı? Evet. Var. Gel buraya. Ezel heyecandan bir taraftan konuşuyor, bir taraftan gidiyor yalnız o tarafa doğru. Evet. Yarışmak için hazır mısın? Evet. Daha fazla oyalamayacağım. Seni daha fazla heyecanlanmanı istemiyorum. Yarışmanı güzelce tamamla bakalım ne kadar hızlı kitaba bizi ulaştıracaksın bilgi kartlarıyla birlikte. Arkadaşlar 3'e kadar hep beraber sayalım. 3 deyince de Ezel koşarak anahtarları bulmaya başlasın. Sayalım mı?
Hadi o zaman. Bir, iki, üç. Ezel, hadi bakalım anahtarlar nerede? Biraz daha hızlı olman lazım. Evet. Hadi bakalım ikinci anahtar hemen nerede bulalım? Ve son anahtar bakalım nerede? Son bilgi kartı. Hemen, evet, kartını alıp kameraya dönüp okuyabilirsin. Hemen oradan. Kitabımızın ismi Göl Masalı. Devam, devam. Onu oraya bırak. Diğer sandığa. Hızlı vakit ilerliyor. Rengi yeşil, 40. sayfada. Aynen. Rengini öğrendik. Sayfasını öğrendik ve... Söz kıymetli bir maden diye başlayan cümleyi bulursan satırları okumalısın hemen. O zaman bulalım ve okuyalım. O kitaplığa gidiyorsun. Göl Masalı kitabımızın ismi, rengi yeşil. Yeşil kitaplara daha dikkatli bak. Önce bence sırayla tara ki vakit kaybetme. İsmine bak, rengine bak. Evet, hemen dönüyorsun kameraya doğru ve 40. sayfayı buluyorsun. Bulunca buldum de, tamam. Buldum. Buldun. Alkışlar gelsin. Süreyi durdurdum. Söz kıymetli bir maden gibi saklanmalı, ortalığa dökülmemeli. Danışmadanın karar veren yanılır ve bu da belli. Alkışlar sana gelsin. Kitabı yerine bırakabilirsin. Sen de yerine gelebilirsin. Göl Masalı'ydı kitabımızın ismi. Çok güzel bilgilere de ulaşmış oldu arkadaşımız. Yarışmanın sonunda onları da bizlerle paylaştı. Çok mutlu olduk. Biraz sonra ne yapacağız? Arkadaşımızla, diğer arkadaşımızla yarışmamızı başlatacağız. İkinci yarışmacımızda sıra, o da çok heyecanlı, tıpkı Ezel gibi, değil mi Meryem? Gel bakalım biraz konuşalım, heyecanın biraz azalsın, sonra seni de yarıştıralım. Çünkü bekledikçe heyecanın artacak gibi senin. Öyle mi? Peki. Çok heyecanlanma, eğlenmene bak. Tamam, heyecanlı olman normal ama çok heyecanlanırsan bu sefer doğru yapacaklarını da yanlış yapabilirsin. Bu da aklın bir köşesinde bulunsun, olur mu? Kitapları seviyorum dedin az önce kendini tanıtırken. Sen nasıl seçiyorsun okuyacağın kitapları? Ezel anlattı, bir de senden dinleyelim. Başlığı çok dikkatimi çekince o kitabı okumak istiyorum. Yani başlığı beni çok merak ettiriyor, öyle de okuyorum. Başlığı derken kitabın isminden mi bahsediyorsun? Peki. Evet. Dış görünüşü önemli, isim önemli. Dış görünüşü de önemli mi, rengi? Dışındaki resimler etkiliyor mu seni? Evet. Peki. Meryem, yarışmaya hazır mısın? Evet. Kalbin küt küt atıyor mu? Evet. Duyuyor gibiyim sanki buradan. O zaman seni daha fazla oyalamayalım. Ezel, Rüveyda, yüksek sesi 3'e kadar sayalım. Meryem yarışmaya başlasın. Hazır mısın? Evet. Hazırsın. Hadi o zaman. Bir, iki, üç. Hadi Meryem, anahtarlar nerede? Bul bakalım. Toplar dökülebilir. Hiç sorun değil. Açıldığı halde gözümüzden kaçıyordu. Anahtarımız. Bakalım nerede? Hangi köşede? Nerede?
kartı alıyorsun, hemen okuyorsun. Kartı al, bu tarafa dön, oku. Bulman gereken kitabın rengi yeşil, ismi ise hikayelerle çocuklara Esma Hüsna. Esma Hüsna. Onu bırakıyorsun, hemen diğerine geçiyorsun. Hızlı 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 hemen dön. Bulman gereken satırlar 34 ve 35. sayfalar. Harikasın. Son kart. Dönüyorsun bize doğru. Basit diye başlaşan satırları okumalısın hemen. Başlayan satırlar okumalısın. Hemen gel buraya. Rengi yeşil. İsmi hikayelerle çocuklara Esma Hüsna. Evet, dönüyorsun kameraya doğru. Ve 34-35. sayfaları buluyorsun. Bulunca buldum diyorsun. Tamam mı? Süreyi durduracağız çünkü. 34-35. sayfalar. 34-35. Buldun, alkışlar gelsin. Süreyi durdurduk. Çizili satırları gördün. Oku bakalım, ne yazıyor? Basit. Yüce Rabbimiz dilediğini dilediğince genişletir, bollaştırır. Zamanı genişletir, mekanı genişletir. Rızkı ve ömrü çoğaltır. Harikasın. Alkışlar sana gelsin. Kitabı yerine bırakabilirsin. Sen de yerine geçebilirsin. Rabbimizin isimlerinden birini öğrendik. Bu kitapla birlikte Basit isminin anlamını öğrendik Rabbimizin. Çok da güzel oldu. Son yarışmacımız bakalım hangi kitaba ulaştıracak ve bunu hızlı yapabilecek mi? Ne kadar zamanda başaracak? Birlikte izleyeceğiz. Son yarışmacımızla devam ediyoruz Bilgi Hazinem programına. Kiminle? Yani Rüveyda'yla. Bakalım o neler yapacak ama birazcık konuşalım. Gel bakalım. Arkadaşların yarıştı. Onları izledin. İyiler miydi sence? Evet. İyilerdi. Sen neler yapacaksın? Ben de ayarlarını yapacağım. Nelere dikkat edersem daha hızlı olurum diye düşündün mü arkadaş? Anahtarların kutudaki şıkırdamalarına filan dikkat edeceğim. Değil mi? Ses geliyor çünkü. Top havuzunun içinde, topların altında elimizle anahtarı ararken sesi de duyuyoruz. Hani bir taraftan anahtar elimize dokunsun diye uğraşırken kulağımızı da oraya verirsek daha çabuk bulabiliriz. Buluruz. Dikkatimizi yoğunlaştırmamız lazım yani. Rüveyda, inşallah çok güzel bir yarışma çıkaracaksın. Kitapları sevdiğini söyledin. Sen de Meryem ve Ezel gibi. Sen nasıl seçiyorsun okuyacağın kitapları? Ben ilk önce kitabın arka kapağına bakıyorum. Çünkü orada hikayenin özeti var. İlk önce onu bir okuyorum, gözden geçiriyorum. Hı hı. Kitabın ismine bir bakıyorum. Hı hı. Hoşuma giderse alıyorum. Evet, özette gayet etkili oluyor kitap hakkındaki, aynen, arka kapaktaki bilgi, değil mi? Ben, aynen, de bakıyorum, onlar önemli oluyor. Peki Rüveyda hazır yarışmaya. 3'e kadar sayalım mı? Evet. Hadi sayalım, Rüveyda da yarışmasını tamamlasın, bakalım neler yapacak. 1, 2, 3. Rüveyda, hadi bakalım, anahtarlar nerede? Hızlı olman lazım. Evet. Bazen hızlı davranırken kedinin açıldığını da göremeyebiliyoruz. Dikkatli olmamız gerekiyor ama gayet iyi başladın, hızlı başladın. Ve açıldı. Harikasın. 2 sandık da açılmış oldu. Son sandık açılacak. Son kilit bulunacak. Bakalım nerede? O da açıldı. Harikasın. Hemen ilk sandığa gidiyorsun. Evet, dönüyorsun. Oku bakalım. Bulman gereken kitabın adı Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis. Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis kitabımızın ismi. Rengi ise yeşil, 42-43 sayfaları bulunduğunda okuyacağım satırları. Hızlı olmak için. Hayır yapılmasına diye başlayan cümleyi okumalısın hemen. Hemen koşuyorsun. Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis. Rengi yeşil. Yeşil, yeşil, yeşil. Yukarıda da var yeşil kitaplar. Her yerde var. Dikkatle bak, geçti şu anda. Elinde, elinin altında baktın ve geçtin. Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis. 40 Hadis. Hikayelerle, evet. Dönüyorsun kameraya doğru. 42-43. sayfayı bulunca buldum diyorsun. Süreyi durduracağız.
Bakalım nerede? Buldum. Buldun, alkışlar gelsin. Süreyi de durdurduk. Bakalım bu güzel kitapta hangi güzel bilgileri bizimle paylaşacaksın? Hayır yapılmasına aracı olan hayır yapmış gibi sevap kazanır. Alkışlar sana gelsin. Kitabı yerine bırakabilirsin. Demek ki iyilik yapmaya, hayır yapmaya aracı olan da o iyiliği, o güzelliği yapan kadar sevap kazanıyor. Ne güzel, aracı olmak lazım. Şimdi 3 yarışmacımız da yarışmasını tamamladığına göre sıra neye geldi? Birazdan arkadaşlarımızın armağanlarını vereceğiz. Birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü açıklayacağız. Hangi arkadaşımız daha hızlıymış onu birlikte görmüş olacağız. Sonra da yavaş yavaş vedalaşacağız. Şimdi armağanlarımızı arkadaşlarımıza vereceğiz. Aynı zamanda da birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü açıklayacağız. Merakla, heyecanla bekliyorlar. Siz de merak ettiniz belki. Artık daha fazla heyecanlandırmayalım. Olur mu? Söyleyelim mi? Kim birinci? Merak ettiniz. Peki. Rüveyda birinci olmuş. Gel bakalım alkışlarla, bu kitaplar senin. Tebrik ediyorum seni. Ezel ikinci olmuşsun. Gel bakalım alkışlarla. Seni de tebrik ediyorum. Meryem gel bakalım alkışlarla. Seni de tebrik ediyorum. Çünkü çok fark yok arada. Gel şöyle yanıma. Ve de güzel yarıştınız. Bizim için en önemlisi güzel kitaplara ulaşıp o güzel kitaplardaki bilgileri bizlerle paylaşmanız. O yüzden ayaklarınıza sağlık, emeğinize sağlık. Bu kitaplar hatıra olsun, bizi unutmayın, tamam mı? Anlaştık. Bir sonraki programda yine başka yarışmacılarımızla yarışacağız. Kitaplara ulaşacağız, bilgileri paylaşacağız. O yüzden ne diyelim? Şimdilik hoşça kalın diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bekliyoruz.